Mete mesela dünyaya nasıl girecek ve geldiğinde dünyada neler olacak? Mehdi anneden babandan doğmadır. Evde doğacak doğumu. Kendi halinde bir insan Mehdi olduğunu da bilmez yani en sonuna kadar da bilmez. Fakat Allah'ın özel yardımı üzerine olacak. Yalnız Mehdi dünya tarihinin benim gördüğüm en büyük olaylarından biri. Hatta gelmiş geçmiş en büyük olay gibi görünüyor. Yani eğer yanlış görmüyorsam, yanlış anlamıyorsam dünya tarihinin en büyük olayı. Çünkü onun için özel deccal yaratılıyor. İsa Mesih 2000 yıl sonra onun için özel indiriliyor. Onun için Darwinizm meydana getiriliyor, komünizm, faşizm meydana getiriliyor. Dünya deccale teslim ediliyor, savaşlar oluyor. Irak, Suriye'de insanlar şehit ediliyor. Gökte olaylar. Gökte çok büyük olaylar oluyor. Yerde çok büyük olaylar, depremler oluyor. Yer sürekli sallanıyor. Büyük tufanlar oluyor. Bunların hepsinin sebebi Mehdi. Kıyamet erteleniyor. Kıyamet erteleniyor. Bunun da sebebi yine Mehdi. Yani Mehdi sebebiyle meydana gelen olayların bir listesini çıkartalım. Yani sadece onu bir ayrı kitap haline getirelim. Mehdi sebebiyle meydana gelen olaylar tarih boyunca. Ta 4000 yıl, 5000 yıl öncesinden başlıyor. 10 bin, 20 bin yıl öncesinden başlıyor. Ve bütün peygamberler önce bilgilendiriyorlar Mehdi'yi. Ve ona göre Mason mabetlerinde bile onun amblemleri oluyor. Taşlara, kayalara onun özellikleri resmediliyor. Kovayı taşıyan adam olarak. Mesela 5000 yıllık taş oyması resimlerde kovayı taşıyan adam olarak resmediliyor. Mesela İsa Mesih de diyor, kovayı taşıyan adamı gördüğünüzde peşine takılın. Bak aynı ifade. 5000 yıl önce kayaların üstünde kovayı taşıyan adam var. 4000 yıl, 3000 yıllık, 2000 yıllık kaya oymalar, bak hepsini de göstertebiliriz. Bu Ararat Krallığı milattan önce 650-590 yıllarına ait. Asur medeniyeti milattan önce 1392-1056 yıllarına ait. Bak yine kovayı taşıyor Evet. elini. Bu Etrüks medeniyeti milattan önce 800 yılı. Fenikeliler milattan önce 800. Bak hepsinde aynı ebatta kova ve aynı şekil. Modeli de aynı kovanın. Hitit medeniyeti milattan önce 1750-1200 yılları. Meksika milattan sonra 600-900. Bak kova istisnasız tamamında aynı. Mitanni Krallığı milattan önce 1350. Milattan önce 1200-400 yıllarına ait Yanoa, Lübnan'da bulunan bir milattan önce 1400'den kalma bir rölyef, elinde kova olan balık adam olarak yapılmış. Mısır medeniyeti milattan önce 650-350 yılı. Nemrut'un sarayından bir rölyef. Yine Nemrut'un sarayından milattan önce 883 yılına ait. Tolek medeniyeti Meksika milattan önce 1200-1000. Sümer medeniyeti milattan önce 4000-2000. Urartu medeniyeti milattan önce 1250. Yine Göbekli Tepe'de de milattan önce 1200 yılına ait. Sütunlarda da aynı şekilde kova yapılmış. Bu kova şekli genellikle Masonlukta pergelle de resmediliyor. Yani pergel tarzında. Ama en çok A harfiyle resmediliyor. Bak dikkat ederseniz orada da bir A harfi görüntüsü oluşuyor. Evet. Fark ediyorsunuz değil mi? Evet. Evet. O 12 bin yıllık kabartmadaki A harfini göster. Tabii. Yine öbür fotoğrafları göster. O şeydeki o Tamam. çocuğun filmindeki göster. Tamam. Bak orada da pergel görüyor musunuz? Evet. Evet. Bir dakika, filmi hazırlıyorum. Mesela
halifelik kaldırıldı. Mehdi'nin gelişi için halifelik kaldırıldı bak. 1300 yıllık halifelik kaldırıldı. Sırf Mehdi'nin gelişi için. Bu Atatürk'ün bilgisi dahilinde olan bir şey. Bediüzzaman bilgisi dahilinde olan bir şey. Halifeliğin kaldırılması. Abdülhamit'in bilgisi dahilinde olan bir şey. Ve Hızır'ın bilgisi dahilinde olan bir şey. Özel toplantı yapılıp kaldırıldı. Halifelik. Görebiliriz filmi. 12.500 yıl öncesine dayanan dünyanın şu ana kadar keşfedilmiş en eski tapınağının içerisinde bulunuyoruz. İki tane boyları 6 metre ile 9 metre arasında değişen T şeklinde aslında bir noktada insan formu verilmiş yapılar. Baktığınız zaman kollar görüyoruz. O demin ki görüntü de oraya doğumdur. Bak. Geri gel. Baştan başlat ben dur dediğim yere dur sen. 12.500 yıl öncesine dayanan dünyanın şu ana kadar keşfedilmiş en eski tapınağının içerisinde bulunuyoruz. İki tane boyları 6 metre ile 9 metre arasında. Dur burada. Görüyor musun orada A harfi ve O harfi çok net görülüyor. Alfa ve Omega. O devirde Latin harfi yok. Çivi harfi de yok. Hiçbir harf sistemi yok. Ama 12.500 yıl önce Latin harfi var. A ve O harfi tarzında. Masonluk bunu biliyor. İmam Zeynel abin diyor ki, peygamberden duydum ki diyor, ferman etti Resulullah, İmam Mehdi'de Nuh'un mizacı vardır ve bu hayatının uzun olmasıdır. Nuh gibi hayatı uzundur diyor. Kemalüddin sayfa 322'de. Ebu Said Hasan bin Ali şöyle buyurdu, İmam Mehdi'nin gaybetinde Allah onun ömrünü uzatacak. Ve bu Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilinmesi için Kemalüddin cilt 1 sayfa 315. Evet, dinliyorum. Ama yani şöyle söyleyeyim, Mehdi, İsa Mesih ve Deccal bunlar üç öldürülemez. Yani mümkün değildir. Ya yani metafizik varlıklar bunlar. Ya yani mümkün değil. Ne yap? Atom bombası hani diyorlar ya, atom bombası işlemeyecek falan. O anlamda değil. Yani öldürülemez o anlamda. Evet. Mümkün değil. Atom bombası atılamaz yani onun bulunduğu yere. O anlamda. Mesela deprem olmuyor onun bulunduğu yerde. O tarz. Mesela mezheplerin ortaya çıkması Mehdi içindir. Hazreti Süleyman Mescidi'nin yıkılması Mehdi içindir. Musevilerin binlerce yıldır ezilmesinin nedeni yine Mehdi'dir. Çünkü Moşiyah'ın gelmesini istemeleri gerekiyor. Evet. Peki mescidi kim yapacak? Moşiyah yapacak. O zaman mescidin olması lazım, yıkılması gerekiyor. Evet. Musevilerin binlerce yıldan beri eziliyorlar. E kim kurtaracak? Birisinin kurtarması lazım. Ezilen olacak ki kurtaran olsun. O yüzden bak binlerce yıldan beri eziliyorlar. Mehdi'nin çıkışı için. Hazreti İsa'nın göğe alınmasının nedeni sırf Mehdi'dir. 2000 yıl sonra geri indiriliyor. Sırf Mehdi'ye vezir olması için. Musevilerin tekrar İsrail'e toplanmasının tek nedeni Mehdi'dir. Moşiyah içindir. Tevrat'ta bu açık açık anlatılıyor. İstanbul'un fethedilmesinin nedeni Mehdi'dir. Avrupa asla vermezdi İstanbul'u. Asla. Mümkün değil. Mucizedir İstanbul'dan alınması. İstanbul'un camilerine süslenmesi yine Mehdiyet içindir. O büyük ağaçlarla süslenmesi, yol boyu ve hepsi o Mehdi içindir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması, merkezi bir İslam devletinin kalmaması da yine Mehdi içindir. Hızır'ın tasdik, teşvik ve takdiriyle yapılmıştır Osmanlı'nın yıkılması. Darwin'in ortaya çıkması Mehdi içindir. Ta 90 yıl önce diyor bak Bediüzzaman. Darwinizmi yerle bir edecek diyor Mehdi için. 90 yıl önce. Mesela hadislerde bahsi geçen Irak ve Suriye, Afganistan, Yemen ve Libya'nın parçalanması ve savaşlar olması Mehdi içindir. Hepsi hadislerde belirtilmiş çünkü bunların. Türkiye'nin her şeyden özel korunması, ekonomik kriz, darbe, terör, hepsinin başarısız olmasının nedeni yine Mehdi'dir.
Mesela bu son darbenin başarısız olması nedeni de yine Mehdiyet'tir. İngiliz derin devletinin ortaya çıkması, Deccal'in deşifre olması yine Mehdiyet'le ilgilidir. Hadislerde geçtiği gibi PKK'nın oluşması, 40 yıl ömrünün olması da yine Mehdiyet'le ilgilidir. Ya PKK'nın oluşmasının tek nedeni Mehdiyet'tir. Mesela mezhep ayrılıkları Müslümanları katledecek noktaya gelmesi de yine Mehdiyet'le ilgilidir. İnternetle bütün dünyanın birbirine bağlanması, cep telefonundan oluşması direkt Mehdiyet'le bağlantılıdır. Tüm sistemlerin denenmesi, komünizmin, faşizmin, her türlü hükümet sistemin denenmesi ve hepsinin başarısız olması yine Mehdiyet'le ilgilidir. Bağnaz gelenekçi sistemin deşifre olması, halkın Kur'an Müslümanlığına mecbur olması yine Mehdiyet'le ilgilidir. Dindar Musevilerin ve dindar Hristiyanların Müslümanlarla ittifak etmek istemesi Mehdiyet'le ilgilidir. Dünyada Müslümanların sahipsiz kalması, kimsenin onlarla ilgilenmemesi yine Mehdiyet'le ilgilidir. Bağnazların şiddeti yönelterek insanlığı, bütün Müslümanları, bütün dünyayı karşılarına alması yine Mehdiyet'le ilgilidir. Arap Baharı ve Müslüman gençliğin organize olması yine Mehdiyet'le ilgilidir. Masum Müslümanlara adaletsiz davranılması, adaletin dünyadan yok olması. Çünkü Mehdi adaleti getirmek için geliyor. Adalet olsa niye gelsin? Savaşları sonuçlandıracak hiçbir fikir veya ideolojinin kalmaması da Mehdiyet'le ilgilidir. Çünkü bir tek Mehdi durdurabiliyor. Mesela Kabe'nin gökdelenlerinin arasına hapsedilmesi yine Mehdiyet'le ilgilidir. Hadislerde belirtilmiş. Her yerin işte altlarından böyle örümcek ağı gibi yolların açılması. Çanakkale'de savaşın kazanılarak İstanbul'un korunması, İstanbul'un kurtulması yine Mehdiyet'le ilgilidir. 200 bin şehit verildi. Sırf İstanbul'u kurtarmak için. 200 bin şehit. Bu çok büyük mucizedir. Sırf İstanbul. Amaç İstanbul'dur. Ve sadece Mehdiyet'tir yine burada konunun. Orta Doğu'da bir birlik olmaması, bütün gayretlere rağmen İngiliz derin devletinin İslam alemini paramparça etmesi ve hangi girişim olursa olsun İslam aleminin birleşememesi yine Mehdiyet nedeniyledir. Mesela gökte alametler, Lulun kuyruklu yıldızının çıkması sadece Mehdiyet'le ilgilidir. İki uçlu kuyruklu yıldız. Daha önce yağmurların yağmaması, sonra yağmurların şiddetlenmesi yine Mehdiyet'le ilgilidir. Ve bu kuyruk yıldızların, bu kuyruk yıldızın diğer kuyruk yıldızların aksi istikamete gitmesi ve daha parlak olması tam hadislerde belirtildiği gibidir. Ondan önce Halley kuyruklu yıldızın çıkması da yine Mehdiyet'le ilgilidir, hadiste belirtilmiştir. Betlehem yıldızının çıkması, Mehdi'nin çıkış alametidir, İsa Mesih'in de çıkış alametidir. Göksel olaydır. 2000 yılda bir olan bir olay. Bu da oldu. Ve gökte çıkan bütün alametler, yerde olan bütün alametler, depremlerin sıklaşması, tayfunlar hepsi Mehdiyet'le ilgilidir. O yüzden Mehdiyet benim gördüğüm Tevrat'a göre ve hadislerin anlattığına göre gelmiş geçmiş en büyük olaydır. Çünkü bak Resulullah diyor ki Deccaliyet diyor, Deccal gelmiş geçmiş en büyük olaydır diyor. Deccaliyetin önlenmesi ne olmuş oluyor o zaman? Evet. Hepsinden büyük olay olmuş oluyor. Evet. Bak sırf Deccal'in varlığı bile diyor Peygamber. Sırf Deccal'in varlığı bile dünya tarihinin en büyük olayıdır diyor Peygamberimiz. Peki bu olayın tamamen ortadan kaldırılması nasıl oluyor? Kaldıran ne olmuş oluyor? Hepsinin üstünde olmuş oluyor bu sefer.